Evet arkadaşlar, aslında modelimizi bitirdik. Başlangıç noktasına tekrardan dönüş yapacağız ve yeni bir model kurulumunu gerçekleştireceğiz bu sırayla beraber. Sizler de bu güzel modeli böyle sıra sıra örüp istediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz. Yan yana da çalışabileceğinizi de belirtmiştim sizlere. Hemen diğer modelin çalışmasını da göstereyim ki takılan arkadaşlar olabiliyor aramızda. En azından onlar da rahat çalışmış olurlar bu modeli. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra iki tane ters ilmeğimiz. Bu ters ilmekler aslında standart modelleri ayırmak için. Onun dışında hemen kenara kahve çekirdeği modelimizi gerçekleştirmiştik. 3 ilmeğin, 3 düz ilmeğin, 3.sünü 2 ilmeğin üstünden şu şekilde geçirip 1 tane düz ilmek örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz, bir tane daha düz ilmek örüp böylelikle 3 ilmekten 3 ilmeği çıkartmış oluyor gibi bir şey oluyoruz aslında. Eksilttiğimiz ilmeğin yerine ilmek koyuyoruz. Tekrar iki modeli ayırdığımız alandayız. Bakın, iki tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi tekrardan başlangıç için bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur ilmeği, bir tane düz ilmek şu şekilde örüp bir tane daha ajur ilmeğimi çalıştırdıktan sonra 1 2 3 tane düz ilmeğin yönlerini düzeltip hemen ne yapıyorduk? Bu 3 ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorduk. Şu şekilde. Tekrardan bu arada ipim şurada bitti. Hemen onu ne yapıyorum onu da göstereyim. Bir miktar daha uzun alıyorum şu şekilde. Şuradaki ipi bırakıyorum. Sizlerin de başına gelebilir. Şu şekilde tamamlayabiliyorsunuz ilmekleri. Bakın 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimiz oluyor sol tarafta da. Niye? Buradaki ilmeklerimizin artık işlevi bitti. Bu taraftan başlattık diye. Tekrar hemen ipimizin yönünü değiştiriyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki. İpimizin yönünü değiştiriyoruz. Üç tane düz ilmeğimiz var. Kahve çekirdeği modeli. Üçüncü ilmeği hemen birinci ilmeğin yanına iki ilmeği düşürdükten sonra bir tane düz, bir tane artış ilmeği, bir tane daha düz ilmek. Burada bir ters, bir de kenar ilmeğimi çalıştırdım ben. Sizler bu kenarlarda bulunan ters ilmekleri dilediğiniz genişlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan üstünden de bahsetmek istiyorum bakın. İlk düz ilmeğimiz zaten şuradaki ilmeğimiz. Ajur arttırma ilmeğimiz. Bir tane ördüğümüz düz ilmeğimiz. Tekrar ajur arttırma ilmeğimiz ve 3 tane topladığımız ilmekler bu şekilde yan yana geliyorlar. Geniş bitmiş halini şimdi birazdan sizlerle paylaşacağım. Benimle beraber bu çalışmayı yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.